Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Gutless Primal Chaos'ta çikolata etkinliği hakkında kendimce fikirlerimi, tavsiyelerimi vereceğim. Kısaca etkinliği de anlatacağım. Şöyle etkinlik kısmından hemen girelim. Arkadaşlar ben bu etkinlikte nasıl yükleme yaptım? Hemen ondan bahsedeyim. Zaten genelde örnek veriyorum, büyülü fasulye çekeceğim zaman veya aylık kartımı yenileyeceğim zaman ya çikolata etkinliğini beklerim ya Venüs etkinliğini beklerim, ama genelde hep çikolata etkinliğinde yaparım bu yüklemeleri. O da tabii her çikolata etkinliğinde değil, çünkü sürekli yükleme yapan biri değilim. Mesela ben bu etkinlikte 2 gün 60-60 elmas yükledim. İlk gün büyülü fasulye çektim. Bugün de aylık kart aldım ve 2400 toplam yükleme yapmış gözüküyorum. Toplamda 8 tane tarnıça çikolatası, 8 tane ham çikolatası, 8 tane de duygu çikolatası almış oldum. Peki bunları neyle değiştirmek daha mantıklı olur? Mesela bu duygu çikolatasını. Bana sorarsanız şahsen en güzel seçenek şu Evo Mantar olabilir. Oyunun başlarındaysanız gümüş düdük olabilir. Ama ben Evo Mantar'la daha çok değişim yapıyorum. Ham çikolatayı da kesinlikle ben kutsal su ile takas ediyorum. Burada 6 level taş sandığı veriyor, ama yani bu taş sandığını kasmak kolay. Yani zaten hele ki ileri levellerdeyseniz birçok etkinlikten şeref düşüyor ve dolayısıyla bunu marketten temin edebiliyorsunuz, ama yani bunu seçmek en mantıklısı şahsen benim kendi fikrime göre. Tanrıça çikolatası da tabii ki TS'yi atmak için, hele ki oyunun ilk başlarında %90 yapmanız gereken şey, ilk önceliğiniz olması gereken şey tanrısal silah parça paketi almanız olur. Ben bu etkinlikten daha önce, burada üçlü radyans var, HP radyansı ve atak radyansı almıştım ben. Siz de eğer çok fazla dörtlü radyans çekemeyecekseniz, yani atıyorum elinizde bir tane vardır ya da hiç yoktur, radyans da alabilirsiniz buradan. Onun dışında arkadaşlar bu ayak izi olsun, bu binek olsun, bunlar oyunun en sonlarında yapılacak işler. Yani artık benim her şeyim bitti, tüm eksiklerimi tamamladım. En son yapacağınız şeylerdir. Evet, bu tanrısal silahı 5'e atmak için gerekli olan taş. Burada kanat var. Gibi. Zaten bu da 13 basmak için tanrısal silahı. Arkadaşlar şu PvP silahı ile ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Tam emin değilim ama yanlış hatırlamıyorsam kullanım seviye 200 diyor. Eğer ki siz bu seviyelerde değilseniz bu PvP silahlarını alsanız bile erken levellerde takamazsınız. Sakın böyle bir gaflete düşmeyin. Böyle bir hataya düşmeyin. Çünkü zaten siz bu 200 levele geldiğiniz zaman bunlar etkinlik sahnesinden düşüyor. Böyle de bir bilgiyi vereyim. Ben buradan dönüşümü açacağım. Eğer ki bu kitap ile açmazsam 6000 elmas maliyeti var. Ben 18 tane tarnıça çikolatası yaptım ve bunu takas ediyorum. Dönüşümü açacağım çünkü. Burada tek tek yükleme yaptığınız zaman verecek şeyleri gösteriyor. Ama şöyle de bir not ekleyeyim buraya. Mesela bir büyülü fasulye çektiniz. 1800 elmas. Mesela 600 yükleme diyor. Yani bunu almanız için 600 elmas yüklemeniz lazım. Yok ben işte yaşam kartı alınca bu single yazan paketi verir diye düşünceniz varsa onu da söyleyeyim. Öyle bir şey yok. Burada zaten giriş yaptığınızda 2 duygu çikolatası veriyor. 60 yükleme yaptığınızda bir tane tanrıça çikolatası veriyor. 600 elmas harcadığınızda da ham çikolata ve tanrıça çikolatası verir. Hemen şuradan dönüşümü de aktifleştireyim. Gayet güzel oldu. Evet. Harcama etkinliğinde de artık yakmayı açarım. Arkadaşlar aslında anlatacaklarım, etkinlikle ilgili anlatacaklarım kısaca bu kadar.
Yani çok kafanızı karıştıracak bir etkinlik değil. Çok güzel, çok beğendiğim bir etkinliktir benim. Kısa bir şey daha eklemek istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam mesela burada 10 sınır koymuş. Yani 10 değişim sınırı günlük için geçerli. Yani ertesi gün girdiğinde tekrar 10 tane daha parça alabiliyorsunuz diye biliyorum. 10 kere daha parça alabiliyorsunuz diye biliyorum. Arkadaşlar dediğim gibi eğer yükleme yapacaksanız benim kesinlikle fikrim bu etkinlikte yapmanızdır. Hele ki benim gibi şanssızsanız yani sahnelerden tanrıça çikolatası atmıyorsa o kadar şanssızsanız kesinlikle bu etkinlikte yapın. Sormak istediğiniz bir şey varsa mutlaka sorun, belirtin. Hepiniz hoşça kalın.